Bu da Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan geliyor. Peygamber aleyhisselam diyor ki, her kim sabahladığında Rum suresinin, rakam geçmiyor, 17, 18 ve 19. ayetlerini okursa, burada meallerini okumuyoruz, merak eden inşallah evine gitsin, o meallere baksın. Rum suresinin 17, 18 ve 19. ayetlerini okursa, şu ihtişama, şu berekete ne olur dikkat buyurun. O gün kaçırdığı her şeyi diyor yakalar. Allahu Ekber. Kim sabahleyin Rum suresinin 17, 18 ve 19. ayetlerini okursa, o gün kaçırdığı her şeyi yakalar. Kim akşamleyin bunu okursa, gece kaçırdığı her şeyi yakalar. Ney bu her şeyi yakalamak? Neyi kaçırmak? Şimdi bizler İstanbul gibi metropol bir şehirde yaşayan Müslümanlar olarak, sesimizi işitip de büyük şehirlerde çalışıp zaman ve vakte muhtaç olan kardeşlerimiz için çok kıymetli bir hadis. Öyle değil mi Mehmet Hocam? Sabah 8, akşam 8. Bu çalışma saatleri arasında en iyi yapabildiğimiz amel namazlar. Öğle ve ikindi namazları. İşin yoğunluğuna göre, eğer iş çok yoğunsa farzla yetinebiliyoruz. İş biraz gevşekse araya sünnetleri serpiştirebiliyoruz. Kamil anlamda Allah Resulü'nün uygulamasını yerine getirebiliyoruz mu Bilal? Getiremiyoruz. Bu yoğunluğun içerisinde, trafik yoğunluğunun içerisinde, sosyal yoğunluğun içerisinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği dua ve zikirleri yapabiliyoruz mu Emre? Yapamıyoruz. Neden? Sosyal hayat veya sosyal medya olgusu bize yapmamız gerekenleri yeri geldiğinde unutturuyor. Kendimize ayıracağımız bir vaktimiz yok. Saat 8'de eve geldiniz, hemen üzerinize atlayan çocuk ve eş, akşam 10-11'e kadar onlarla oyalanmak, tam şöyle bir kendinize yatsı namazından sonra 5 dakika zaman ayıracaksınız, gözlerinizden akan yaş, ağzınız dua yapıyor, zihniniz yatakta, kalbiniz başka bir dünyada. Ya bırakın da çok hayrı kaçırdığımızı itiraf edelim. Cihat gibi büyük bir hayrı kaçırıyoruz. Davet gibi büyük bir hayrı kaçırıyoruz. Dua gibi büyük hayırları kaçırıyoruz. Allah Azze ve Celle'nin kabul ettiği anları, özellikle duada kabul ettiği anları yakalayamıyoruz. Zikir gibi büyük amelleri kaçırıyoruz. İnfak gibi amellerden yoksun kalıyoruz. Müslümanlarla her zaman bir araya gelemiyoruz. Haftada bir gün bir araya gelirsek bunu bir fırsat ve nimet biliyoruz. O kadar hayırdan mahrumuz ki kardeşler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, kim bu Rum suresinin 17, 18 ve 19. ayetlerini anlayarak ihlaslı bir şekilde okursa, gün içerisinde kaçırmış olduğu hayırları tekrar yakalayacaktır. Sonra bir alim dedi ki, Şevkani isminde bir alim, özellikle kendine edinmiş olduğu virdi yapamazsa, o ne ya? Edinmiş olduğumuz virt ne? Biz hatmi sadece Ramazan'da yaparız. Yaptığımız en büyük virt odur. Biz zikirleri ancak Kadir gecesinde yaparız. Yaptığımız en büyük virdimiz budur. Ama sahabe böyle değildi kardeşler. Günlük en az 5 sayfa Kur'an okuma virtleri vardı. En az. O yüzden Kur'an yapraklarına bakın. Her 5 sayfanın sonunda ne vardır? Orada hocam hizb vardır. Yani senin diyor artık virdin burada bitti. İkinci şeye başlarsın. Çok iyi bilen kardeşlerimiz belki 20 sayfalar okuyarak bir cüzü oluştururlar. Ama biz bunu sadece Ramazan'a hasrediyoruz. Ondan sonra Kur'an'dan uzağız. Bizim böyle bir virdimiz yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin günlük yapmış olduğu zikirleri sahabe virt haline getiriyordu. Her zaman söylüyorum,
Ebu Derda'ya soruyorlardı. Diyorlardı ki sen Allah'ı ne kadar anıyorsun? Sayabildiklerim diyor şu parmaklarla. Bakın şu parmaklarla diyor sayabildiklerim 100.000 diyor. Sayamadıkların? Biz bu tür virtleri başka insanların yapması gerektiğine inandık. Başka insanlar yaptığından dolayı da yapmamamız gerektiğini düşündük. Sahabenin, tabiinin, tebe-i tabiinin edinmiş olduğu işlerden uzak kaldık. Şimdi virt kavramı bize biraz ters geliyor Mithat abi. Yabancı geliyor. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin günlük yapmış olduğu zikirler yaklaşık 20-25 sayfada şu kadar küçük bir dosyanın içerisinde kayıtlı. Bunu baştan aşağı yapmak isteyen bir kardeş bir gün içerisinde en fazla 20-25 dakikasını ayırır. En fazla diyorum. Hadi siz ihlaslı olun yarım saat ayırın. Yarım saat içerisinde bitirirsiniz. İşte diyor ki Allah Resulü aleyhisselam hani sen virt edindin ya Ömer bin Hattab gibi radıyallahu anh. O gün kaçırdın. Uykun vardı kaçırdın. Yorgundun kaçırdın. Hastaydın kaçırdın. Ev taşıyordun kaçırdın. Sınavın vardı kaçırdın. Mesai uzadı kaçırdın. İşçi işten çıktı kaçırdın. Patron fırça attı moralin bozuldu kaçırdın. Allah Resulü aleyhisselam diyor ki bu zikri yaptığın an o günkü kaçırdığın virdi tamamlamış olursun. Peygamber aleyhisselam bu tavsiyeyi buyuruyor. Hayırlar Allah azze ve celle gecenin üçte ikisinde semanın bütün hayır kapılarını açıyor. Yeryüzüne sesleniyor. Yok mu diyor dua eden duasına icabet edeyim. Yok mu bağışlanma dileyen onu affedeyim. Yok mu benden talepleri olan o talebi karşılayayım diyen Allah Azza ve Celle'nin sesine kayıtsız kalıyoruz gece namazlarında. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bari şu akşam namazında Rum suresinin 17, 18, 19. ayetlerini oku da rahmetin kapısı sana tamamen kapanmasın. Subhanallah. Allah Azza ve Celle bu konuda muvaffak olmayı bizlere nasip etsin inşallah. Az önce Abdullah İbni Abbas'tan okuduğum hadiste Ebu Davud'da ve Ahmed bin Hanbel'de geçmektedir. Cenab-ı Allah bu hadisleri anlamayı, yaşamayı ve kardeşlerimizin de istifadesine sunmayı bizlere nasip etsin.